Merhabalar arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere ihracat faturası, yani yurt dışına mal satıldığında faturası nasıl kesilir bunu göstereceğim. Daha önceden 5000 ve üzerindeki satışlarda arşiv kesilmesi gerekiyormuş. Şimdi artık ne zamandır onu bilmiyorum. Ama güncel olarak şu anda 100 liralık da bir şey satmış olsanız bile arşivden faturasını kesmeniz gerekiyor. O yüzden arşiv yazalım. Buradan çıkar büyük bir ihtimal. Arşiv portala giriyoruz. Buradan bilgilerinizi neyse giriyorsunuz. Giriş yap diyelim. Şimdi şurada zaten çıkacak hesabınız, modül seçiniz diyor. E-arşiv portal diyoruz. Buradan belge işlemlerine tıklıyoruz. Buradan da e-arşiv fatura interaktif oluştur diyor. Evet, şimdi buraya geldiğimizde tarihleri zaten burada otomatik bir şekilde gözüküyor. Fatura düzenlenme tarihi, saati vesaire buradan ayarlıyorsunuz. Buradan para birimini ayarlıyorsunuz. İhracat faturalarında da burayı istisna faturası olması gerekiyor. İstisnayı seçiyoruz. Alıcının vergi kimlik numarasını giriyoruz biliyorsak. Bilmiyorsak da 10 tane 2 koyuyoruz. Bu ünvan kısmına da adı soyadını girebilirsiniz. Ünvan varsa onu girebilirsiniz. Buraya işte neyse. Adı soyadı. Buradan ülkeyi seçiyoruz. Buradan adresini ekliyoruz alıcının. Sonrasında geliyoruz aşağıya. Satır ekle var şurada. Buradan satır ekle deyip hizmetin, yani satmış olduğunuz ürünün açıklamasını buraya yazıyorsunuz. Örnek verelim, duvar saati. Miktar. Bir tane sattık diyelim. Birim, bir adet sattık. Burada da fiyatını giriyorsunuz. Örnek veriyorum 500 TL diyelim. Zaten şurada iskonto vesaire buraları boş geçiyorsun. Şimdi zaten direkt burada gözüküyor görmüş olduğunuz üzere. Oluştur dediğimizde bu faturayı kesmiş oluyorsunuz. Ben şimdi oluştura basmayacağım. Daha önce kesmiş olduğum faturadan göstereyim size. O da düzenlenen belgeler e-arşiv faturası diyoruz. Buradan tarih aralıkları var bakın. Sorgula diyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz üzere kesmiş olduğum faturaları belirlediğim tarihler arasındaki kesmiş olduğum faturaları buradan görebiliyorum. Görüntüle dediğinizde zaten bu şekilde çıkacak. Bu şekilde arkadaşlar, lütfen videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Çünkü benim kanalımda herkese hitap eden videolar paylaşıyorum. 7'den 70'e bilgilendirmeye çalışıyorum. Öğrendiklerimi öğretmeye çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoş kalın, sağlıklı kalın.